Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Umarım sağlığınız yerinde, keyfiniz yerindedir. Arkadaşlar bu videomuzda özellikle öğretmen atamaları ile ilgili gelen sorulara cevap olmaya çalışacağız. 3 tane soru soracağız ve bunların cevabını aramaya, önümüzü görmeye çalışacağız arkadaşlar. Sevgili arkadaşlarım, kıymetli hocalarım, sevgili dostlarım, özellikle yorum kısımlarında, videolarda bana sorduğunuz ve çok merak ettiğiniz ilk soruyla başlayalım. Şimdi ilk sorumuz şu arkadaşlar, yoğun olarak hocam bu atamalar acaba ne zaman olur? Duyurusu ne zaman olur? Mahiyetinde bir soru. Şimdi arkadaşlar haliyle merak ediyorsunuz gerçekten. Yani biraz sabır isteyen bir dönemdeyiz. Bir an önce bazı soruların cevaplarını görmek istiyorsunuz. Haklısınız da biliyorum gerçekten çok meşakkatli, sıkıntılı bir süreç. Şimdi sevgili dostlarım, şu bu atamalar en azından geçen dönemki atamalardan yola çıkarak kendimiz için sağlıklı yorumlar yapabiliriz. Şimdi geçen dönem tabii ki farklı farklı zamanlarda bu atamalar gerçekleşiyor. Yani sabit rutin bir dönemi yok. Geçen dönem mesela 15 binlik en son atamada en azından Şubat ya da bu dönem arası atamaya bir veri olsun diye Eylül ayında bir arkadaşlar ne yapılmış? Bir duyuru yapılmış. Kasım gibi işte bu sözlü sınavlar yapılmış. Daha sonra Ocak gibi de atama yapılmış arkadaşlar. Şimdi yakın zamanda benim şahsi fikrim bu atamaların duyurusunun bu ay olmasa bile önümüzdeki ay kesin bir şekilde yapılması gerekiyor ki Ocak ya da Şubat ataması eğer yapılması düşünülüyorsa bundan yapılabilsin. Birincisi bu. Yani çok fazla gecikebileceğini ben düşünmüyorum. En azından bakanlığın ya bu ay içerisinde ya da önümüzdeki ay içerisinde kesin bir atama duyurusu yapacağını düşünüyorum. Yani çünkü eğer tabii ki takvimde bir atama varsa ve düşünülüyorsa ki büyük bir beklenti var bu atamanın olabileceği ve sayının da büyük olabileceği düşünüyorum. Şimdi burada bir sayı vermek arkadaşlar çok doğru değil. Yani bu sayı vermek tabii bir manipülasyona neden olabilir ama yani genel kanı, kamuoyundaki genel kanı sayısal anlamda iyi bir neyin olabileceği arkadaşlar. Atamanın olabileceği. Birincisi burada anlaşalım. Yani ya bu ay içerisinde affedersiniz ya da gelecek ay içerisinde bu atamanın yapılabileceğini düşünüyorum. Burada hemfikir olalım. Birincisi bu. Şimdi ikincisi sorulan soru arkadaşlar sürekli bana aldıkları puanları ve sıralamalarını yazıyorlar. Hocam acaba biz potanın içerisinde miyiz değil miyiz? Şimdi arkadaşlar bu konuda gerçekten yorum yapmak çok zor. Şimdi yani ben atanırsınız ya da atanmazsınız diyemem. Çünkü ne olacağını gerçekten hepimiz bilmiyoruz. Bundan dolayı bu soruya ben genel anlamda iyi dileklerimi yazıyorum. Arkadaşların atanabileceğini, umutlarını korumaları gerektiğini sürekli onlara yazıyorum. Fakat burada sayısal bir değer kesinlikle vermiyorum ya da atanırsınız ya da atanmazsınız mahiyetinde bir şey yazmıyorum arkadaşlar. Bu sorular çok soruluyor. Fakat tabii ki gelebilecek en azından kontenjanlara bir ipucu olması açısından önceki dönemde yapılan sayısal ya da yapılmış atamaların sayılarına bakıp sizler bir yorum yapabilirsiniz. Yani burada tamamıyla inisiyatif sizde. Yani şöyle diyebiliriz arkadaşlar. Yani sıralaması yüzlerde, 200'lerde olan arkadaşlar elbette büyük umut beslemeli. Fakat çok sonlarda olan yani atıyorum ilk en son atamada 500 tane ataması olan bir bölümde arkadaşın sıralaması 5000 ise aşağısı bu soruyu yönetmesi çok doğru ve mantıklı değil. Yani o da dolayısıyla burada tamamıyla arkadaşlar şunu diyeceğiz. Umarım en yüksek arkadaşlar en yüksek kontenjanlar verilir ve hepiniz canı gönülden bunu diliyorum atanırsınız arkadaşlar. Bunu sizler için gerçekten en iyi dileklerimle arkadaşlar diliyorum. Şimdi bir diğer arkadaşlar üçüncü sorumuz hocam acaba beklesek mi çalışsak mı? Şimdi bu sorulabilecek arkadaşlar en zor soru. Şimdi elinizde bir sayısal veriniz var ve açıklanmamış bir arkadaşlar atama kontenjanı var. Şimdi dolayısıyla burada bir risk almak zorundasınız arkadaşlar. Yani tamamıyla bu inisiyatif sizde. Yani bizim gibi insanlar ancak görüş ve fikirlerini beyan ederler fakat neticede karar verenler sizlersiniz arkadaşlar. Sizler çalışıp çalışmayacağınızı karar vermeniz gerekiyor. Çünkü bu büyük bir vebaldir. Ben bugün atanamayacak bir arkadaşıma sen atanacaksın.
çalışmana gerek yok dediğim an arkadaşlar bu büyük bir sorumluluk ve vebal almak demektir. Şimdi ben bunu yapamam. Hiçbirimiz yapamayız. Hiçbir kişi size atanıp atanmayacağınızı ya da en azından şu anki sahip olduğunuz puan ve sıralamaya bağlı olarak çalışıp çalışmayacağınızı arkadaşlar size öneremez. Bunun kararını siz vereceksiniz. Arkadaşlar bugün sıralamanız gerçekten çok iyiyse, kendinize çok güveniyorsanız bekleyebilirsiniz. En azından kontenjanlar açıklanıncaya kadar. Fakat bugün umut veren bir sayısal değerimiz yoksa, yani bir sıralamamız, arkadaşlar puanımız yoksa beklemek çok doğru değil arkadaşlar. En azından şu aşamada bu seneki KPSS bize arkadaşlar ne oldu? Bir yol haritası da çıkardı. Yani gelebilecek soru tarzları, sürprizlerin olabileceğini, bunları hesaba katarak çok fazla zaman, eğer gerçekten bugün sıralamalarınız iyi durumda değilse çok fazla zaman kaybetmemenizi öneririm. Fakat önceki dönemdeki atamalara bakıp bugün potanın içinde olduğunuzu düşünüyorsanız en azından sayısal veriler, yani bu kontenjanlar, bu atama duyuruları oluncaya kadar hafif bir tempoda çalışmalarınızı yürütebilirsiniz. Bir kaybınız olmaz arkadaşlar. Yani çok büyük bir risktir arkadaşlar. Yani bekleyip beklememek, gerçekten arafta kalmak, sizi anlıyorum. Yani bu kararı vermek zordur. Fakat bu meşakkatli arkadaşlar sınav sürecini yönetmek de gerçekten büyük bir maharet istiyor. Biliyorum hepiniz çok yıpranıyorsunuz. Yıllardır bu mücadeleyi, yıllardır bu sınav arkadaşlar sıkıntısını çeken ve bunu atlatmak için elinden gelen her şeyi, ama her şeyi ortaya koyan çok kıymetli dostlarım, hocalarım var. Burada tamamen arkadaşlar bu üçüncü sorunun cevabı sizde. Sizler arkadaşlar bugün sizin için iyi olan, doğru olanı ne olduğunu arkadaşlar belirleyebilecek hem yaştasınız hem güçtesiniz. Dolayısıyla arkadaşlar yol haritanızı siz çizeceksiniz. Buradan hepinize tekrardan sevgiler, selamlar. Hepinize tekrardan arkadaşlar iyi günler diliyorum. Zaman zaman böyle sohbet mahiyetinde videolar paylaşıyorum. Bu süreçte tabii ki yalnız değilsiniz. Biz sadece soru paylaşarak, video çekerek, yani arkamıza dönüp gitmek çok da doğru değil, ama bu süreçte zaman zaman bu tarz videolarla kıymetli dostlarım, sevgili hocalarımla birlikte olmaya, arkadaşlar en azından bu süreci yönetmeye çalışıyoruz. Tekrar söylüyorum arkadaşlar, umarım en yüksek arkadaşlar kontenjanlar verilir, büyük bir atama olur. Bu sizin için büyük bir bayram olur. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Kanala abone olmayı, beğenip yorum yapmayı, arkadaşlarınıza önermeyi, arkadaşlar üye değilseniz üye olmanızı önemli rica ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle.